Çarşamba'da, Bafra'da, Terme'de bu bölgede soya üretiliyordu. Soya üretimini durdurdular. Yağ tüketimini durdurabiliyor muyuz? O sağlıklı bitkiyi neden yok ediyorlar? İşte bunlar bizim sağlığımızı bozabilen, bozmak için uğraş verebilen bir siyasal iktidarın ideolojinin unsurları bunlar. Bunlar uluslararası tekelci sermayenin işbirlikçileri. Diğer tarafta fiskobirlik geçmişten bugüne kadar bunlardan önce tüm üreticinin yanında fındığı alır durumdaydı. Gerekli şekilde onun alın terini, göz nurunu, onun 365 gün çalıştığı o emeği bir şekilde sağlayan durumdaydı. Fiskobirliğin alım durumunu kaybettirdiler. Toprak Mahsulleri Ofisi'ne fındık aldırmaz durumda oldular. Onun içindir ki şeker pancarımıza, şekere sahip çıkacağız. Geçmişteki kaybettiklerimizi yeniden kaybetmek istemiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bravo Kemal abi. Sayın milletvekilime teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de son konuşmacı olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı çağırıyorum. Çok değerli arkadaşlar, ben de burada bulunan başta işçiler olmak üzere bütün Samsunluları işte saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İki selam iletmek istiyorum. Cumartesi günü saat 11'de Çorum'da şeker vatandır, vatan satılmaz diyecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun size selamlarını iletiyorum. Ayrıca hepinizi bu mitinge bekliyoruz. Bu mitingde burada olduğu gibi sadece Türk bayrakları olacak. Bir parti mitingi gibi değil, bir Türkiye mitingi olacak, şeker mitingi olacak, vatan mitingi olacak. Bu mitinge de sizleri bekliyoruz. Bir diğer selam, uzunca yıllar burada milletvekili yapmış sevgili Genel Başkan Yardımcımız Haluk Koç'un da size selamlar iletiyorum. Çok değerli arkadaşlar, yaklaşık 45 günden beri yollardayız. 45 günlerden beri hep birlikte şeker vatandır, vatan satılmaz diyoruz. Değerli arkadaşlar, Ankara'da bir tartışma var. Her gün siyaset çok gergin şekilde tartışılıyor. Bir mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Şeker fabrikalarının satışı ile ilgili eylemler başladığı günden bu yana bu eylemler bir parti eylemi gibi, bir CHP eylemi gibi değil. Herkesi ilgilendiren bütün siyasi partilerin içinde bulunduğu bir eylem olarak baktık ve öyle gerçekleşiyor. İlk Alpurlu'da başladık. Bugün 24. fabrikadayız. Samsun'dayız. Çarşamba'dayız. Başından sonuna kadar hep birlikte şeker vatandır, vatan satılmaz diyen başta Saadet Partisi'ne, İyi Parti'ye, Demokrat Parti'ye, ÖDP'ye, zaman zaman MHP'li yöneticiler de geldi konuştular onlara ve hiç siyasi görüş ayırmadan vatanına, toprağına, aşına, ekmeğine sahip çıkan herkese işte saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Bir şey de ifade etmek istiyorum. Biz her zaman ittifak tartışmaları sürdüğü bugün de her zaman vatan için, millet için, demokrasi için, özgürlükler için, barış için kendi siyasi önceliklerimizi bir kenara bırakarak bunlar için herkeste el ele, kol kola vermeye hazırız. Bugün olduğu gibi yarın da bunu sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz. Bizim ne İYİ Parti'yle, ne Saadet Partisi'yle, ne diğer siyasi partilerle belki siyasi anlayışlarımız bakışı farklı ama bu noktada aynı baktığımız için mutluyuz. Değerli arkadaşlar,
Bu şeker fabrikaları bizim babamızın malı değil. Bu şeker fabrikaları bizim çocuklarımızın emaneti. Bakın bu fabrikaları kimler kurmuş? Rahmetli Mustafa Kemal Atatürk kurmuş. Rahmetle ve minnetle anıyoruz. Yıl 1923. Yıl 1923. 1923'te okuma yazma oranı neredeyse %4 oldu. Kadınların okuma yazma hiç bilmediği, bırakın mühendisi, lise mezunlarının olmadığı bir dönemde şeker fabrikalarının temelleri atılıyor. Diyor ki büyük kurtarıcı, nasıl ki Anadolu insanı bütün emperyalistler bizi yok sayarken, bizi tükenmiş, kolu kanadı kopmuş bir millet sayarken, nasıl ki kadını erkeği hep beraber ayağa kalkıp silahımız yokken yumruğumuzla, elimizle, kolumuzla düşmanı bu vatandan nasıl kovduysak, nasıl yok ettiysek, bu millet yaşaması için gereken yatırımları yapar diyor. Ve şeker fabrikaları kuruluyor. Yıl 1926. Uşak Şeker Fabrikası, Alpullu Şeker Fabrikası. Dikkat edin, yıl 1926. Bırakın fabrikayı, işçimiz yok. İşte bu şeker fabrikası aslında bütün dünyaya bir şeyi gösteriyor. Anadolu insanının dünyaya baş kaldırısını, isyanını, ayağa kalktığını gösteriyor. O şeker fabrikaları sayesinde Türkiye, Türk insanı neler yapabileceğini bütün dünyaya gösteriyor. Arkasından 1920'lerden başlayarak bütün Türkiye'nin illeri şeker fabrikalarıyla donatılıyor. Tekrar Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, ittifak sadece bugün burada kurulmadı. Aslında şeker konusunda bir ittifak baştan beri kurulmuş durumda. Nasıl? Bakın kim açmış bu şeker fabrikalarını? Atatürk. Kim? İsmet İnönü. Kim? Allah rahmet eylesin Adnan Menderes. Kim? Allah rahmet eylesin Süleyman Demirel. Allah rahmet eylesin Turgut Özal. Allah rahmet eylesin Bülent Ecevit. Allah rahmet eylesin Necmettin Erbakan. Bunların kimisi muhafazakar, kimisi sosyal demokrat. Kimisi ekonomiye farklı bakıyor, kimisi farklı bakıyor. Kimisi devletçi diye iyi olur diyor, kimisi liberalizm iyi olur diyor. Ama hepsini birleştiren bir tek şey var. Bugün arkada gördüğümüz şeker fabrikaları. Maalesef tabelası indirilmiş. Yani şeker fabrikası bu Türkiye'de herkesi birleştiren bir durum. Değerli arkadaşlar, zarar zarar diyorlar. Allah aşkına sendika başkanlarımız söyledi, il başkanlarımız söyledi. Bu şeker fabrikasını kim zarar ediyor diyorsa buradan açıkça söylüyorum, yalan söylüyor, iftira ediyor. Değerli arkadaşlar, bu çarşamba şeker fabrikası zarar ediyor mu? Şu anda etmiyor mu? Ediyor, ediyor. Şu anda vallahi ediyor. Ediyor, ediyor başkan. Şu anda nasıl etmesin ya? Fabrika çalışmıyor, çalışmıyor. Çalışmayan fabrika kar eder mi? Çalıştırılmıyor. Çalıştırılmıyor. Allah aşkına. Niye çalışmıyor? Burada işçi var mı işçi? Bu işçilerin yüzünden mi zarar ediyor? Siz... Biliyorum. Başka illere. Allah aşkına. Bu işçiler çalışmıyor mu? Çalışıyor. Peki Samsun'da bu çarşambada pancar ekilen topraklara bir şey mi oldu? Verimlilik mi düştü? Peki... Yoksa Samsun'un çiftçisi ben çalışmayayım mı dedi. Hiçbir olmadı. Bilinçli bir şeker, 4 şeker fabrikası kapatıldı ve şeker fabrikası zarar ettiğini söyleniyor. Değerli arkadaşlar bakın bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz 3. Havalimanı yapıldı. 3. Havalimanı. Bu 3. Havalimanı'nda 3. Havalimanı yapanlar diyor ki Havalimanı yapanlar diyor ki bizim yıllık kiramız 1 milyar euro ne olabilir mi?
yolunu alacağız billahi yolunu. Direkt ikinci yıl şeker fabrikası satılmıyor diyor. Bu şeker fabrikaları özelleşiyor diyor. Erzincan milletvekili gözümüzün içine baka baka bizi kandır. Ne diyor? Vallahi billahi diyor şeker fabrikası satılmıyor. Özelleşiyor diyor. İkisinin arasındaki fark ne? Fark ne? Ama algıda Allah var. Diyorlar ya hani efendim Öcalan'la görüşmüyoruz. Öcalan'la görüşen şerefsiz diyor. Sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Gittiler. Kimle görüştüler? Efendim biz İmralı'yla görüşmelerimiz sürüyor. Kandil'deki PKK'larla görüşüyorlar. Kimle görüşüyor diyorlar? Kandil'le. Bakın bu hükümeti kutlamak lazım. Bu hükümeti kutlamak lazım. Dağla ve adayla konuşabilen tek siyasi parti ya da o. Şimdi diyor, belki yakında bu şeker fabrikalarını biz yapmadık diyebilirler. Bunu da devlet yaptı diyebilirler. Hani diyor ya, duble yolları kim yapıyor? Duble yolları AKP yapıyor. PKK ile görüşmeleri kim yapıyor? Devlet yapıyor. Yakında der ki, vallahi billahi biz bu şeker fabrikalarını satmadık. Devlet sattık diyebilir. Hatta bir şey daha diyebilir. Tek parti CHP zihniyeti bu şeker fabrikalarını sattı diyebilir. Arkadaşlar, bakın bu şeker fabrikalarını kuranlar bir tane şeker fabrikasını kurmayanlar satıyor. Ne olacak özelleşince? Sözü çok uzatmayayım. Et balıkta ne olduysa olacak. Et balık özelleşince ne oldu? Sırbistan'dan atarlar oldu. Bak ben size birkaç daha şey okuyacağım. Değerli arkadaşlar. Anguslar geldi Türkiye'ye. Anguslar geldi. Bak arkadaş. Bak. Bak ülke bu topraklar var ya. Bu topraklarda okula başladığımız zaman derlerdi ki dünyada kendine yeten yedi ülkeden biriyiz derlerdi öyle mi? Bakın milli ve yerli diyenlerin getirdiği duruma bakın. Pamuk ve bezelyeyi Amerika Birleşik Devletleri'nden, pirinci Vietnam'dan, mısırı Ukrayna'dan, baklayı İtalya'dan, sarımsağı Çin'den, nohutu Meksika'dan, arpayı Fransa'dan, buğdayı Rusya ve Lüksemburg'dan, ayçiçeğini Japonya'dan, samanı Bulgaristan'dan, eti Sırbistan'dan ithal ediyoruz. Zeytinyağını nereden? Zeytinyağını Tunus'tan ithal ediyoruz. Milli ve yerli diyoruz. Bütün tarım ürünlerine ha eti nereden ithal ediyoruz? Bir de Angus ithal ediyoruz. Angus. Evet. Değerli arkadaşlar bunların hepsini ithal ediyoruz. Ama hükümetin bir hakkını yemeyelim. Hakkını Samsun'a teslim edelim. Hükümet et ithal ediyor ama canlı hayvan ihraç ediyor. Tosuncuk ihraç ediyor. Bakın tosuncuklar var ya bu tosuncuklar. Bunlar da bu anlayışın ürünüdür. Özelleşme anlayışının ürünüdür. Kısa yoldan zengin olma anlayışının ürünüdür. Devletin arazileri rant yerleştirerek, rezidans yaparak, AVM yaparak zenginleşmenin ürünüdür. Ne diyor konuşurken? Türkiye dünya beşten büyüktür. Ulan boyuna bakmıyor tosuncuk. Dünya beşten büyüktür diyor. Efendime söyleyeyim diyor ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Ne yaparken? Çiftlik banka açarken. Diyor ki Kudüs kırmızı çizgimizdir. Ne ilgisi var bunun? Niye? Aynı anlayış. Aynı anlayış. O anlayış bunun abileri, büyükleri Türkiye'yi dolandırdı. O da tam 1 milyar 139 milyonları dolandırdı. Bu anlayış aynı anlayış arkadaşlar. Bu anlayışın hiçbir farkı yok. Şimdi bu şeker fabrikaları bizim biraz önce Saadet Partisi Başkanımız söyledi. İyi Parti Başkanımız söyledi. Arkadaşlar bu vatan toprağı ne kadar milli ise bu şeker fabrikaları o kadar millidir. Afrin ne kadar milli ise bu şeker fabrikaları da o kadar millidir. Bunun namicimi yok. Çünkü vatan satılmaz. Şeker vatandır. Vatan satılmaz. Şeker vatandır. Vatan satılmaz. Ben sözlerimi daha fazla uzatmadan sözlerimi tamamlıyorum.
Türkiye'nin en yerli, en milli kuruluş olan şeker fabrikalarının satışı kabul edilemez. Paraya ihtiyacın varsa, devletin paraya ihtiyacı varsa, vallahi onu da toplamaya biz hazırız. Ben size sorayım. Allah aşkına ne diyorlar 28 milyon lira? Adam başı 50 kuruş olur, 50 kuruş. Burada kime söylesem, işi olmayan şeker fabrikası 10 lira verir mi? Vallahi 100 lira verirsiniz. Verir misiniz? Verirsiniz. İhtiyacın varsa, ne kadar zarar varsa, ne kadar paraya ihtiyacın varsa gel, vallahi billahi biz Şeker İş Sendikası'yla, Saadet Partisi'yle, İYİ Parti'yle, nerede başkan, toplamaya hazır mıyız? Hazır. Vallahi paraya ihtiyacın varsa gel, bu açığı biz kapatalım. Ayrıca özelleştireceksen, bakın devletin, vatandaşın peşkeş çektiği kurumları var. Onlara özelleştir. Neresi? Dün rant uğruna verdiğin et balın arazileri. Dün tekelin vermiş olduğun araziler, o gri gri binalar var ya İstanbul'da. Gel oraları özelleştir. Gel İstanbul'daki, Zeytinburnu'daki 19-24 bina o. Bir tane bina. Gel onu özelleştir. Evet. Gel zararı karşılayacaksa, zarar ihtiyacın varsa vallahi onu vereceğiz. Sözlerime son verirken bir şey söylüyorum. Özelleştirmeye girecek kurumlara söylüyorum. İnşallah onu görüyoruz 2019'da Türkiye'yi Cumhuriyeti savunanlar, parlamenter demokrasi savunanlar yönetecek. Yönetecek. Kim alırsa alsın, kim alırsa alsın, burada sendika başkanlarımız burada, kim alırsa alsın bu fabrikaları, onları tekrar kamulaştırıp gerçek sahiplerine teslim etmek de bizim namus borcumuz, şeref borcumuz. Bu mücadele vatan mücadelesi. Utanacağımız bir mücadele yapmıyoruz. Bu mücadele sadece şekeri savunma mücadelesi değil, şekeri savunmak vatanı savunmaktır. Şekeri savunmak aşımızı, işimizi, ekmeği savunmaktır. O nedenle hep beraber diyoruz ki şeker vatandır, vatan satılmaz. Şeker vatandır, vatan satılmaz. Şeker vatandır, vatan satılmaz.